Arkadaşlar Atatürk ilkeleriyle ilgili bir başka sorumuz 2003 yılındaki ÖSS'de çıkan bir soru. Buna göre yukarıdakilerin hangileri ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir diyor soruda. Şimdi yukarıdaki maddelere bakalım. Öncelikle birinci maddede fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesi demiş arkadaşlar. Şapka giyilmesi hakkında kanun yani meşhur şapka kanunu ya da kılık kıyafet yasası e, ulusçuluk ya da miniyetçilik anlayışıyla ilgili değil özellikle halkçılık ilkesiyle alakalıdır halkçılık ve toplumsal alanda laiklik ilkesiyle alakalıdır. İkinci maddemize baktığımızda Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp çok eskilere dayandığını kanıtlama amacı çalışmalarına hız verilmesi ve bu sebeple Türk Tarih Kurumu'nun kurulduğunu görüyoruz. Evet ikinci maddemiz ulusçuluk yani milliyetçilikle alakalı olan bir maddedir. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması yani Türk dilindeki bağımsızlık anlayışı bu da yine milliyetçilik anlayışıyla alakalıdır. Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. O yüzden cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olmalıdır. Bir başka soru örneğimiz 2002'de çıkmış ÖSS'de. Gelişmeleri, layıklık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır demiştir. Şimdi yukarıdaki gelişmelere bakalım. Yeni Türk Devleti'nde bir saltanatın kaldırılması, iki Türk parasını koruma ile ilgili kanun çıkartılması, Üç, mahkemelerde tanıklıkta kadın erkek eşitliğinin sağlanması denilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması özellikle arkadaşlar layıklık ilkesiyle ilgilidir. Çünkü bu medeni kanunla birlikte gelmiştir. Dolayısıyla medeni kanundan önce Osmanlı devletindeki medeni kanuna mecelle adı verilir. Ve mecelle şeriat esaslarına göre hazırlanan bir medeni kanundur. Buna göre Osmanlı mahkemelerinde iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşittir ancak cumhuriyet döneminde 1926'da gelen yeni medeni kanunla birlikte laiklik ilkesi esas alınmış ve şeri hükümler çıkartılmış daha çağdaş ve modern hükümler getirilmiştir. Bu anlamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması mahkemelerde laiklik ilkesiyle ilgili. Türk parasını koruma kanunu arkadaşlar milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Bu milliyetçilik ilkesiyle alakalı. E tabii ki saltanatın kaldırılması da cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bunları ayırdığımıza göre şöyle bir bakalım. üçüncü maddemiz layıklıkla ilgili olacak. Birinci maddemiz cumhuriyetçilikle ilgili. İkinci maddemiz de milliyetçilikle ilgili olacak. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 2001 ÖSS'de çıkan bir soruya göre anlaşma devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgal etmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkartmıştır? Arkadaşlar zaten devletçilik ekonomik bir ilkeydi. İnkılapçılık, inkılapların devam ettirilmesi, yenileşme ve çağdaşlaşma ile ilgiliydi. Laiklik zaten devlet ve hukuk kurallarından dini hükümlerin arındırılması demektir. Cumhuriyetçilikte ulusal egemenliğe dayalı halkın kendi kendini yönetmesi esasıdır. Bu anlamda Mondros'la birlikte işgaller başladığına göre bunların arasında ön plana çıkan ilkenin biz öncelikle bağımsızlık ilkesi olduğunu görmekteyiz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 2001 ÖSS'de çıkan bir başka soru da yeni Türk devleti gelirleri çok sınırlı olduğu halde bütçe gelirlerinin %40'ını karşılayan aşar vergisini Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırmıştır. Bu uygulama yeni Türk Devletinin öncelikle hangi özelliğini gösterir demiş. Arkadaşlar aşar vergisinin bu dönemde köylünün üzerinde çok ağır bir yük olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla devletin önemli bir geliri olmasına rağmen köylünün üzerinden böyle bir yük alınıyorsa bu çiftçinin biraz daha nefes alması anlamına gelir. Bu anlamda kamu yararının gözetildiğini görüyoruz. E, cevabımız C şıkkı yani halkçı olmayla alakalı olacaktır. Ulusal egemenliğin dayanığı halkçılıktır yargısı ilkelerden hangilerini doğrudan destekler? Ulusal egemenliğin dayanığı halkçılıktır yargısı cumhuriyetçilik, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler diyor soruda. Dolayısıyla arkadaşlar halkçılık bir anlamda kamu yararının gözetilmesi, halkın çıkarlarının gözetilmesidir. Ve bu üç maddeye baktığımız zaman özellikle burada ulusal egemenlikle bağdaştırılmıştır. Yani halkın yönetimiyle alakalıdır. E burada da gözümüze çarpan ilk madde arkadaşlar zaten cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçilik halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayandığı için halk yönetimi ve ulusal egemenlik birbirini bütünler. Bu anlamda da cevabımız bir olacaktır. Yani cevabımız aşıkı çıkacaktır. Atatürk Türk milletine gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak Temel kendi içimizden çıkarılmalıdır demiştir. Atatürk bu sözüyle milli eğitimde çağdaşlığın aşağıdakilerden hangisi üzerinde temellendirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Arkadaşlar soru kökünü iyi okursak eğer Türk milletine gideceği yol gösterilirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak temel kendi içimizden çıkmalıdır. Kendi içimizden çıkmalıdır cümlesi burada dikkate alınırsa eğer, burada milliyetçilik anlayışı ön plandadır. Dolayısıyla milli eğitimin özellikle ulusallık yönüne ya da milliyetçilik yönüne dikkat edilmesi gerekir. Cevabımız 5 çıkacaktır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen milli eğitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır demiş. Durmaksızın daha çağdaşa ve doğruya yönelilmesi Dolayısıyla daha çağdaşa ve doğruya yönelilmesi inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Okur-yazar olmayan birey bırakmam ülkesiyle eğitim yatırımları yapılması, dolayısıyla devletçilik ilkesidir. Çünkü burada arkadaşlar okur yazar olmayan birey bırakmam ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması. Bu eğitim yatırımlarını yapacak olan arkadaşlar devlettir. Dolayısıyla devletin eğitim yatırımları yapması, kamu yararı gözeterek bunu yapması devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması. E bu anlamda halkın kendi kendisini yönetmesi düşüncesi de cumhuriyetçilikle ilgilidir. Dolayısıyla inkılapçılık, devletçilik ve cumhuriyetçilik olacağına göre cevabımız B şıkkı olmalıdır. 2013 YGS'de çıkan bir soru arkadaşlar. Ülkedeki seçim sonuçlarını seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir demiş. Tekrar okuyalım arkadaşlar. Ülkedeki seçim sonuçlarını seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın Atatürk'ün hangi ilkesine aykırı olduğu savunulabilir demiş. Arkadaşlar burada verilen e, açıklama özellikle eşitlik ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırı olan maddede halkçılık ilkesine aykırıdır. Çünkü eşitlik halkçılığın anahtar kelimesidir. Halkçılıkta Toplum kesinlikle e, imtiyazlı bir sınıf olmadan herkesin eşit olması her kanundan, bütün gelir kaynaklarından, ülkenin bütün kaynaklarından halkın eşit olarak yararlanması demektir. Dolayısıyla burada halkçılık ilkesine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir. Cevabımız aşıkı çıkacaktır. Müzik